final maçını seyrettiyseniz şeyle ilgili hani Sakarya'yla Kocaeli orada oyuncuların tecrübeli olması, tecrübeli oyuncuların oyunu soğutması, işte oradaki hareketleri falan son noktayı koydu. Yani finalde inanılmaz yani bir sonuç ne aldı. Kadar hani şimdi senin beklemediğin bir sonuç aldı. Evet. Abi. Yani istatistikler bazı şeyler yanılsa da ama benim genel olarak şey ettiğim son noktalara gelip en sonunda tecrübe devreye girecektir. Yani sonuçta diyorsunuz mutlaka tecrübe kazanacak diyorsunuz. Biz futbolcularımıza güveniyoruz diye. Zaten şehrin takımının başında da çok değerli bir ve tecrübeli bir başkan var artık. Yani futbolu bilen, futbolu artık özümsemiş ve şehrin desteğini de almış bir başkan var. Kim ne derse desin gerçekten. Şöyle bir şey bu Mustafa Hocam. Şimdi biz takım oluştururken şimdi vatandaşlarla da bazı şeyler geçiyor. Şimdi siz sonuçta etten kemikten yapılan insansınız. Yaptığınız 10 tane transferin hepsi tutacak ya da yanlış olan o yanlış da olabilir. Yani kulüpler ne yapar? Doğru olanı alır. Bünyesinde bırakır. Doğru olmadıklarını inandıklarında ikinci devre teşekkür eder yerine bunu takviyelerini yapar. Bundan dolayı yani sağda solda gizli kapalı arkasında işte efendim yapılan işte yorumlar efendim perde arkası çalışmaları falan da bu şehir yok. Takıma zarar veriyor. Buradan da otur şey yapalım, kulis yapalım. Oturacak arkadaşlar da sesleniyorum. Bundan bu takım, bu kulis. Evet sevgili takım, izleyiciler, gerçekten başkanımız çok önemli bir konuya değiniyor ve takımın birlik ve beraberliği açısından. Tabii. Evet sayın başkanım söz sizde. Şey şu, bu takımın başarılı olması için birlik ve beraberlik şart. İşte bir takım Bizans oyunlarıyla, ayak oyunlarıyla, efendim kulis gerilerinde yapılan şeyle bu takıma bir şehir bir şey kazandırmaz. Çünkü bal özellikle PTT Lig'den itibaren baktığınızda şimdi misal olarak bize şeyler geliyor. İşte hoca gitsin, hoca gitsin. Bakın ben size şunu, ben her zaman istikrardayım. Ben evet. Jeotermal de şunu yaptığım sunumlarda sürdürülebilirlik anlatırım. Sürdürülebilirlik, evet. ekonomide sürdürülebilirlik, iktisatta sürdürülebilirlik. Tabii ki sayın başkanım her açıdan, her açılımda. Tabii her aşamada. Bu futbolda da sürdürülebilirlik olması için bir istikrar şart. Hemen. Yani siz Avrupa'ya gidin bir Mourinho veyahut da bir Ersen Wenger'in kaç senedir takımı var? 10 yıldır. Tabii. Yıllarca Arsenal'da değil mi hocam? Yani bizim Arsenal'daydı evet. Tabiri caizse emekli oldu. Emekli oldu aynen öyle. Yani 3 hafta evet. Kötü oluyor. Yani geçen Adıyaman'a baktı işte bizim burada oynadığımızda Fatih Hoca, Fatih Gül Hoca vardı. 3 hafta sonra hemen geri gönderdi. Yani 3 haftada ne olacak? Ne gördünüz? Yani ne oldu? Evet. Ortamda ne değişti ya? Evet. Şimdi bunu ben şunu söyleyeyim. Ben bu işi yaparım, devam ederim. Evet. Ama benim genel bir şeyim vardır. 3 senedir ben hiçbir hoca, hiçbir teknik heyeti kabinin önüne kovmadım, göndermedim. Burada da ben sonuna kadar yaptığım teknik heyetin arkasındayım. Ha, hoca grubu kendini başarısız görür. Buradaki ambiyansı sevmez, farklı bir şey olur. Frekanslar unutmaz. Affın ister, eyvallah. Yerini getir. Ama ben şimdi, yani 6 tane beraberlik, 5 tane beraberlik, 3 tane galibiyet, 1 tane yenilgisi olan hoca grubuna ve Ziraat Türkiye Kupası'na devam eden hoca grubuna siz kapının önüne koyun demek bu ne şeye, etikliğe yakışır, ne sporcuğa ve şeye yakışır, ne de bizim şehrimize ve bizim bana yakışmaz zaten. Ben bunu yapamam yani onu söyleyeyim. Evet. Ama yapılırsa da doğru olmaz yani onu söyleyeyim. Tabii istikrar önemli başkanım elbet tabii ki. Hoca değiştiren takımları da görüyoruz mesela zaten olumsuz sonuçlar alıyorlar. İşte yine Manisa FK, şimdi o da TFF 1. Lig'de. Başarısız 5 hafta. Ondan sonra bir hoca getirdiler, Naci Hoca. Bir maça çıktı. Bir maça. Maçtan sonra yollar ayırdılar, bilmem gönderdi. Yani böyle bir şey olmaz ki. Yani o teknik direktörün kredisi bir maç mı? Bir maçta mı ölçüyorsunuz yani? Böyle bir şey yok. Onun için biz de yani spor yorumcular olarak bundan tabii elbette ki istikrardan yanayız. Afyonspor'da da bunun tabii elbette ki sağlanması gerekir. Bu anlamda zaten ben de size yöneltecektim. Şu taraftarlar sorduğu için haliyle siz zaten bir nevi cevaplamış oldunuz. Yani Mustafa Çapanoğlu Hoca ve ekibiyle yola devam ediyor. Ben kulüp başkanı olarak kaldığım sürece ben farklı bir gelişme olur, kongre olur, başka şey olur. Büyüklerimiz bana bu iş verilirken bana büyüklerimiz bu işi yapacaksın dedi. Ben kulüp başkanı olarak yapmaya çalıştım, yapıyorum. Ha şimdi büyüklerimiz der ki Yusuf Bey bırakacaksın. Eyvallah ona da saygı duyarız. Ama ben yaptığım sürece benim doğrularım bu. Hayır başkanım niye bırakacaksın diye bırakacaksınız. Yani herkesin doğruluk kavramı çok farklıdır. Yani başarı kavramı çok farklıdır.
Siz zaten tecrübeyi kazanmışsınız. Aslında esas bundan sonra başarı gelecek. Şimdi yeni bir başkan gelse, ortamı öğreneseye kadar zaten yıllar geçecek. Yani her değişiklik o kulübe ve o şehre maddi manevi zarar verir. Ben bunu maddi zararı çok biliyorum. Her geleceğiniz hocaya ayrı bir, tekrar şimdi göndereceğiniz hocaya tazminatını vereceksiniz. Ya şunu bile ben hep arkadaşlara şakalaşırız. Yeni gelen hoca grubuna da komple bir aşofman takımı, ayakkabı takımıyla almak maliyet sonuçta. Onlar bile yani onun için siz her gelen hoca kendi eşofmanı alıp götürür. Verdi veya işte takımını götürür. Şimdi yeni gelen bu bile maliyet. Bundan dolayı ben istikrardan yanayım. Yine bir bildiği kadar ben bu işi yapabildiğim sürece şeyim bu ama sağlık. Hayır, sağlığı anlarım ama yani birileri istemiyor diye de başkanlığı bırakmak benim kabul edebileceğim bir şey değil. Vallahi biz tabii ki şey var, hani bu bir kurumsal bir yapı olduğu için söylüyorum. Tabii ki şahısların şey olduğu şeylerde bu dediğiniz daha rahat gerçek. Ama kurumlarda, şimdi siz iki kurum size de şey diyor, belli yerde yararlanıyorsunuz, bir kurum bir tane size ben destekleyelim deyip başka şekilde şeyler olursa tabii ki sizin fazla da sesleriniz kalmaz yani bununla ilgili. Onu söylüyorum. İnşallah o seviyeye gelmez. Şu anda birlik beraber, işte inşallah götürürüz diye düşünüyorum. Yani. Evet Lokman Hocam, siz başkanımıza... Evet, belki erken ama başkanım çünkü taraftarlardan da geliyor. Çünkü böyle kadroyu yeterli görmeyenler olabiliyor. Yönetim diyorlar devre arasında transfer yapmayı düşünüyor mu? Şöyle şimdi tabii ki bu soruyu erken cevaplamak o tabii şeyler oradaki mevcut oyuncuları da demoralize edebilir. Evet, ondan evet. Dolayı ama tabii ki her şeyin bir gerçekliği var. Sizin bizim eksik olan şeylerimize gerek olan takviyeler yapılacak. Tabii ki verim alamadığın oyunculara da teşekkür edilecek. Bunu şu anda biz kafamıza tasarlıyoruz. Ama bunu yaparken hiçbir zaman şunu yapmayacağız. Yani tutup da işte efendime söyleyeyim yani şöyle çok fazla hani uçan kaçan ayağı yere oturmayan şeylerde. Bir de ikinci yarının şöyle bir handikap var. Şimdi ikinci yarıda yani bu mevcut elinizdekinden daha iyi oyuncu bulmanız çok nadir şeylerden bir tanesi. Evet. Size gelecek oyuncular ya problem olan olacak ya takımda yer bulamayınca ya da takımla anlaşamayan oyuncular gelecektir. Evet. Yani ben o konuda 3-4 senedir gördüğüm şey tecrübe. Hani ikinci yarıda hani bir takım dağılır şeyler iyi oyuncular düşebilir ama genellikle yani elinizdekileri muhafaza edip bunun üzerine böyle düşen sağdan soldan üstlükten düşen falan olursa o tür şeyleri tabii katmayı düşünüyoruz yani. Mesela Afyonspor'un TFF birincilikteki durumunu hatırlıyorum. Siz o zaman tabii yoktunuz yönetimde. Başka bir yönetim vardı. Açıkçası TFF birincilikte de iyi başladı takım. İyi de gidiyor. Güzel sonuçlar. Şimdi Adana Demirspor orada kök söktür takım. Gençler Birliği koro koro oynadı. Berabere kaldı. Giresunspor onlarla başa başa oynadı. Bir Gazişehir'de o zaman. Şimdinin Gaziantep futbol. Orada bir olumsuz sonuç aldı. 4 farklı bir mağlubiyetti. 4-1'di. Yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra o zamanki yönetim hocayla işte yollarını ayırdı. Sonra bir başka hoca geldi. İşte devre arası takım değişti. Komple değişti. 10 oyuncu geldi. 10 oyuncu gitti. Evet. Öyle bir hoca geldi. Üç hoca. Ne oldu sonuç? Başarı mı oldu? Sonuç? Yani ben inanıyorum ki orada sonuç mesela, başarısızlık olsa yine evet. İyi. Orada borçsuz bir kulüp. Dünya borçla kadar abi. Borçla. Yani orada ben inanıyorum ki o mesela teknik ekibe güven edip onunla devam edilseydi o sene TFF birincilikte takım kalırdı. İyi de bir takım vardı hakikaten. Bakın ben şunu net olarak biliyorum. Ben bu takımın işte amatörden şeye kadar işte ikinci lige kadar işte muhasibi olarak diğer şeylerle çalıştım. Şey olarak. O takımın o PT şeyden Bal Ligi'nden 3. Ligi 2. Ligi'ye çıkan takım işte bizi götürdü. PTT Ligi'ye kadar o ana omurga götürdü. O korunsaydı yine biz bir şekilde yani orada kalırdık bir şekilde. Ne olduk? 10. olduk, 15. 13. olduk. Neyse ama o dağıldığı için özellikle 2. yarı ondan sonra tabii işte o kısa süre içerisinde oyuncular birbiriyle alışacak, birbiriyle edecek veya yeni gelen hoca herkes parça edecek. Bu istikrar değil. Bizden önce bahsettiğim. Evet. Sürdürülebilir yani değil işte. Hoca değişikliği yani yapıp, teknik ekip değişikliği evet, yapıp da başarıya yani ulaşmıştır. Çok bunlarda az bir de şöyle bir şey gördüm. Benim istatistiklerim şöyle. Bu hoca değişiklikleri bazen tutuyor, bazen 2-3 maç tutuyor. Saman Alevi gibi tekrar aynı noktaya geliyor. Aynen. Evet, yani bu kesin. Bakın şeylere istatistikler. Tabii, bundan bizim dolayı de gözlemimiz oyunda. Mümkün olduğu kadar istikrar, çok büyük anormal hani şeyler olmadığı sürece, farklı gelişmeler olmadığı sürece
Bu önemli. Yani ne olur? Bir de şöyle bir şey var. Bu işte sabır. Şimdi mesela deminden beri Manisa FK kulübü diyelim. İşte çıktı. Ne oldu? 3 sene sabretti adamlar. Evet. Kadroyu korudular. Bir teknik bir ekibi korumaya çalıştılar. Farklı. En sonunda adam başardılar. Ve şimdi şey olarak inşallah biz tetedirge çıktığımızda hata yapmazlar. Evet. Hani onlar da hani mesela hocalarını gönderdiler. Onu çıkaran hocayı gönderdiler. Başka hoca geldi. Bir daha geldi. Bir daha. Maalesef yani, bizde öyle hocam ya. Yani siz sürdürülebilirlik diyorsunuz, istikrar evet. diyorsunuz. Bakıyoruz şampiyon olan bir takım üst lige çıkaran teknik direktörle hemen şeyler yollar ayrılıyor. Evet. Bir tek herhalde Mustafa Denizli ile devam edildi değil mi hocam? Evet. Benim anladığım kadarıyla. Hakan Keleş'le devam ediyor. Hakan Keleş'le evet devam ediyor. Ve Hakan Keleş de mesela ilk maçlarda çok başarısız sonuçlar alındı. Herkes bir an önce gönderilsin falan dedi ama yönetim yani. Kapı gibi arkasında durdu. İşte ve şu anda toparlamaya başladılar hatta. Bu örnek bizim takımımız için de geçerli. Tabii yani ki. Bu şey 3-5 haftada idare edilip sabredilirse bu yerin oturacaktır. Şimdi oyuncu şunu bekler. Bu oyuncu yönetim istikrarlı mı? Teknik heyet istikrarlı mı? Evet. Duracak mı? Eğer siz şu imajı verirseniz oyuncu grubuna işte yönetim yarın gidecek. Hoca bir gün gidecek derseniz orada yani yakalamak mümkün değil. Yine evet. Evet. Futbolcu grubu da evet, yani onlar da güçlü bir yönetim, güçlü bir teknik heyet görmek istiyor. Her şey hani siz ne kadar güçlü yönetim, ne kadar güçlü kendi içinde anlaşan teknik heyet olursanız ve yanlışlar da olsa, doğru da olsa bu işi şey derseniz onlar size güvenmeyerek gelir. Yoksa bu şey başarısızlık kaçınılmaz olacak. Yani taraftarlarımız umudunu yitirmesinler diyorsunuz. Mutlaka sabretsinler diyorsun. Umutsuzluk yok işte onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yani nedir sonuçta 9 hafta geçmiş 38 maç var. Yani şu anda oynayacağı daha 29-28 maç var. Ya bunun içerisinde bu grup öyle bir grup ki en alttaki en üstü yenebilir, en üstteki ortadakine yenilebilir. Evet. Böyle bir grubun içerisinde 6 puan 7 puan fark evet. değil mi? Çok şey değil. Biz sadece birlik ve beraber korumayı başarırsak bu iş olacaktır. Ha ne olur direkt çıkmazsın da playoff'tan çıkarsın. Ben takım playoff'a kalır inşallah. Yani direkt çıkarız inşallah ama playoff'a kaldığında da çıkacağına kesinlikle inanıyorum. Yani. Ben buna eminim. Yani. Çünkü benim öyle bir oyuncu taraftarlarda öyle bir şey var. Yani teknik heyet grubum var. Biz de aynı görüşteyiz. Başkanım siz de bir önceki programda Skype üzerinde yapmış olduğumuz programda bu şaka konusuna değinmiştiniz. Bazılarının UÇK'yı açalım hocam ya. UÇK, evet. Uyuşmazlık çözüm kurulu. Çözüm kurulu. Yani evet. işte takımlar mesela. Futbolcu alacak verecekleriyle ilgili. Uyuşmazlık pozisyonlar da bu devreye giriyor değil mi? Benim evet. yanlış tabii, anlamıyorsam. Tabii. Evet. Şimdi şöyle. Yani sonra tam bir nevi. Şöyle diyor mesela. O zamanki izleyicimiz. Yusuf Başkan katıldığı programda UÇK maddesinden bahsetmişti. Takımın altına UÇK ile dinamit koyulduğunu bahsetmişti. Bu UÇK'lı sözleşmeleri o zaman ki sportif menajerin yaptığını ifade ediyor. Yani bunun diyor UÇK'da sorun nedir diyor. Yani şimdi UÇK'lı oyuncu hemen hemen yok gibi diyor. Yani bütün oyuncularla sözleşmesinde UÇK mevzu geçiyor. Yani Yusuf Başkan bu UÇK konusundaki rahatsızlığı nedir diye onu sormuşlar. Şimdi şöyle siz eğer alt taraftan yani geçmişten borçlu değilseniz UÇK maddesi iyi bir madde. Yani paranız vardır. Siz nasıl ödüyorsunuzdur? Yani ona gerek kalmayacak. Gerek kalmayacak değil mi? O zaman futbolcu kendini garanti alır. Nasıl eder? Siz bir maç başını ödemediniz. Bir prim ödemediniz. Bir şey oldu. Hemen uzlaştırma kuruluna gider. Senin hesabına blokayı koy. Parayı alır. Ödeyemezsen de tahtanı kapatır. Yani evet. Bu. Evet. Bu şey için futbolcu için çok basit ve hızlı bir yöntemdir. Futbolcu kendini garanti almak ister. Fakat bizim ben 2019-2020 sezonunda ben aşağıdan 9 milyon borçla alıp gelmiş takım düşmüş Petedelik'ten. Önünüzde bir kısa bir süre var. Takım kurmanız gerekiyor ve yani bütün şeye UÇK maddesi konmuş. Şimdi ben şunu söylüyorum. Ben sonuçta tabii ki bir işte paraları ya da oyuncu alacaklarını ödemeye çalışıyorum. Bir bakıyorsunuz işte biraz önce bir örnek verdim. Ben canlı yayın geliri bekliyorum. 300 bin lira. İşte bir yerden bekliyorum işte oynadığımız Herat'taki maçtan dolayı para. Bir baktım Tedirik'ten ki bir oyuncu için 650 bin lira bizim alacaklarımız kesilivermiş. Yani, tabii sizin hesapta birden de şaştı. Hesapta hesaplar peki, şey olmuyor. Peki bu hafta ödeyemediniz, iki hafta ödeyemediniz. Oyuncu da dedi ki ben ödemiyorum. Ödemiyorsan kardeşim ben de UÇK'ya gidiyorum.
Paramı istiyorum. Şey etmiyorsam şey koydu, transfer hesabı koydu diye. Biz takımın o anki atmosferi, o anki finans yapısından dolayı bunu şey yaptık. Ama son gördüğüm şeyler de genellikle uygulamalarda yerel işte mahkemeler uçaka koymazsanız yetkili oluyor. Yerel mahkemelerde de şöyle bir şey var. Yerel mahkemeler hiç kulüplere bir şey sormadan, yani bir derdin nedir, ağrın nedir, neden dolayı bu ödenmiyor demeden ne başvurdu? 10 lira, hemen 10 lira üstüne faizini falan koyup önüne icraya gönderiveriyor. Yani. Şimdi şu ortamda... Ona itiraz edebilirsiniz ama başkanım itiraz, yani. İtiraz ediyorsunuz, itiraz edince ama o şeyiniz, itiraz ettiğiniz şey blokeyi sizin paranızı tutuyor. İtirazı kazanırsan veriyor, kazanır. Gene sizin paranız duruyor yani. Duruyor. Bekliyor.